Başladık. Yepyeni bir bölüme, Yepyeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Netflix film sektörünü nasıl değiştirdi? Bu sefer de onu konuşuyor olacağız. Netflix'in film sektörü üzerindeki etkisi henüz dizi sektöründeki kadar büyük ve oturmuş durumda değil. Halen süregelmekte olan bir süreç var diyelim. Çok daha fazla rakibi olan bir alan olduğu için de henüz net oturmuş şeyler yok. Yine de Netflix'in bu sektörde attığı çok büyük adımlar var. Gelin biraz bunlar nedir? Onları konuşalım. Birazcık sizin fikirlerinizi de alalım. Siz de yorumlarda mutlaka kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. 2017'de Bright'ın çıkmasıyla aslında ilk kez bu konu üstüne konuşmayı düşünmüştüm. Bu da Will Smith'in başrolünde oynadığı bir filmdi ve o dönemde Christopher Nolan da Netflix'in filmleri yayınlama stratejisini biraz eleştirmişti. Çok komik ya. Bunu çok mantıklı bulmadığını, örneğin Amazon'un bu konuda daha iyi olduğunu, öncelikle bir süre sinema gösterimi yapıp daha sonra platforma düşmesiyle hem sinemacının sinemada gösterme arzusunu yerine getirebiliyordunuz hem de stream'e daha hızlı aktarabiliyordunuz. Eskiden bu süreç filmin çıkması ve yaklaşık 6 ay sonra işte kaset, DVD her neyse onun çıkmasıydı. Ancak Netflix'in bu alanda yaptığı en büyük değişiklik bu süreyi gittikçe kısaltması, Covid'in de etkisiyle artık bu sürenin yok olması ve bazen direkt ikisinin aynı gün hem vizyon hem platformlara düşmesi veya artık sinemaya hiç girmemesi. Covid döneminde davalık olduğu AMC ile birkaç şirket sinemaları direkt atlayacağı veya aynı anda yayınlayacaklarını söyleyince o zaman biz hiç göstermiyoruz filminizi platformunuza koyun falan filan derken ortalık karışmıştı. Şu anda henüz oturmayan dediğim süreçte bu. Film ne kadar vizyonda kalacak ve ne zaman platformlarda yayına geçecek? Netflix'in direkt platformunda bu filmleri yayınlamak istemesi ve bunun avantajı nedir? Tabii ki en büyük avantaj tüm dünyada aynı anda her eve o an ulaşabilmeniz. Bir anda yayına girebilmeniz. Bunun dezavantajı nedir? Tuvalette otururken de izleyebiliyorsunuz. Otobüste giderken de izleyebiliyorsunuz. Ve tabii ki belli isimler bunu yapmak istemeyebiliyor. Filmlerini IMAX ile 70 mm ile inanılmaz özenerek çeken bir yönetmen birisinin pisuarda işerken filmini izlemesini istemiyor. Triplere bak. Haksız mı? Ben izleyeceğim abi. İstediğim yerde izlerim. Bu da bir diğer argüman. Batman 3. Anca tuvalette anlaşılır zaten. Of, çok ağır gömdüm. Bu büyük bir avantaj ama dediğimiz gibi özellikle büyük dev aksiyonlar, büyük coğrafyaların filmleri çekildiği sinemacılar bunları platformlarda izlemek istemiyor. Örneğin bunun çok büyük bir savaşı yine Covid döneminde de Dune'la olmuştu. HBO filmi direkt olarak stream'den yani HBO Max'ten yayınlamayı planlarken Villeneuve hiçbir şekilde buna izin vermeyeceğini ve filminin Covid'den sonra sinemalarda yayınlanmasını çok sert bir dille dile getirmişti. Burada işte Villeneuve, Nolan, Spielberg'lerden tutun, Avatar'lar gelecek. Bunları ilk kez televizyonda, platformda izlemek çok mantıklı gelmiyor bana da. Örneğin Dune'u sinemada izlemediyseniz hadi biraz tartışmalı olsun. Şu an açıp izlemenin de çok bir anlamı yok. Değil mi? Yok. İzlenebilir. 2017'den olan bu görüşlerini söylediğinde Will Smith de Netflix'in alın kardeşim parayı ne istiyorsanız yapın yaratıcılığınız size kalmış argümanının filmin yaratıcılarını çok özgür bıraktığını ve yine ilk videoda bahsettiğimiz Big Data sayesinde nasıl filmler çekeceklerine çok rahat karar verebildiklerini söylemişti. Ki neticesinde başarılı da oldular. Filmin devam filmi de onaylandı. Daha sonra belli sebeplerle bunu yapamadılar. Ama film eleştirmenler tarafından çok beğenilmezken platformda o dönem en çok izlenen filmlerden birisi olup uzun vadede de başarılı bir film oldu platform için. Bright'tan sonra birkaç tane daha Netflix için büyük ve önemli film oldu. Bunlardan birincisi de Alfonso Cuarón'un Roma filmi oldu. Netflix'in ilk Oscar alan filmi oldu. Hem eleştirmenlerin hem de izleyenlerin çok beğendiği bir film oldu. Bu da Netflix'i biraz daha büyük yönetmenlerle, ödüllü isimlerle çalıştırmaya doğru itmeye başlayacaktı. Bu süreçte de ondan sonra gelen film, yani ikinci filmimizde Scorsese'nin Irishman filmi oldu. Al Pacino'yu, De Niro'yu, işte Scorsese'yi bütün o 90'lardaki efsane kadroyu bir araya getirdi film. Çok 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 büyük bir maliyete mal oldu. Hem Netflix'e hem de diğer yapımcı stüdyolara. Ancak film reklam kampanyasına da birlikte girdiğinde Netflix'in o dönem yine en çok izlenen filmlerinden birisi olmayı başardı. Burada bazı istatistikler var. Yine okumam lazım onları. Onun için bir dönüp istatistiklere bakıyorum. İstatistikle geldim. Irishman toplamda 65 milyondan fazla abonenin hesabından izlendi ve izleyenlerin çok büyük oranda filmin tamamını izledi. Netflix için çok büyük bir başarı oldu. Yaklaşık 200 milyon saat kadar izlenmesi gerekiyordu başarılı adledebilmesi için ve ömrünün toplamında 300 milyon saatlerin üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. Değişiklikler devam etti. İşte bu sene Power of the Dog, başka işte Maggie Gyllenhaal'ın filmi, birkaç film daha eleştirmenler ve prestij ödülleri anlamında Netflix'in portföyünü yükseltirken yine bir kırılım bence Red Notice filmiyle geldi. Red Notice'ten de daha önce bahsetmiştik. Ancak Red Notice işte The Rock, Ryan Reynolds, Gal Gadot ve yeni bir yönetmenin denediği bir aksiyon filmiydi. Eleştirmenler tarafından ve benim tarafından karşılansa da yine çok büyük izlenme rekorlarına imza attı Netflix için. Birkaç ay sonrasında da 2022 Ocak'ta da 2. ve 3. devam filmleri direkt onaylandı ve birlikte çekilip yayına verilecekler. Mesela örneğin Rotten Tomatoes'da %37 gibi bir notu var. Çok kötü bir not ama seyirciler filme saldırıyorlar. Dolayısıyla şu anda sadece Netflix üstünden gittik ama bütün platformlardaki hareketi incelediğimiz zaman bu filmler evet çıkıyorlar ve ilgi çekiyorlar ama çok hızlı şekilde gündemden düşüyorlar. Örneğin bu filmler arasında en çok top 10'da kalmayı başaran Red Notice bile toplamda maksimum 8 hafta Netflix'te ana sayfanızda top 10'da görünebiliyor ve ondan sonra kaybolup gidiyor. Siz oyuncuları vesaireyi aramadığınız sürece. Dolayısıyla Netflix'te diğer platformlarda devamlı hit olacak, gündemde bir süre kalacak yeni içerikler üretmek zorundalar. Bu da piyasanın dileması. Irishman'da, Roma'da, işte galiba Power of the Dog'da, bunların hepsi Netflix tarafından çok çok kısa süreler vizyona sokuluyor. Yaklaşık bir hafta, 10 gün kadar vizyona sokuluyorlar ama ardından hemen platforma geçiyorlar. Film sektörünün etki burada devreye giriyor. Evet, üreten kişilere belli bir özgürlük sağlıyoruz. Ancak yayılımlarını cep telefonlarıyla vesaireleriyle yapıyoruz. Oraya giden kişi olarak hangi tarafı seçeceğinize kendinizin karar vermeniz gerekiyor. Filminizin hayata geçeceğini varsayarsak. Şu anda film sektöründeki en büyük tartışma bu. Filmlerin direkt stream'e mi çıkması yoksa sinemaya mı girmesi? Netflix olayı burada değiştiriyor. Örneğin hepimizin tahminimce çok sevdiği Pixar'ın son 3 filmi vizyona dahi girmedi. Son şimdi çıkacak filmleri de girmiyor ve direkt Disney Plus'tan yayınlanacak. Netflix etkisi mi? Ama Covid'in de burada çok büyük bir etkisi var tabii. Gördüğünüz gibi dizi sektöründeki kadar net çizgiler henüz çizilmiş değil. Savaş, mücadele, her şey devam ediyor. Büyük yönetmenler filmlerini vizyona sokabiliyorlar ama o kadar sükse yapmamış isimler için mücadele halen daha devam ediyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz ne? Yani bu iyi bir şey mi? Ortada bir şey mi? Avantajlı bir şey mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi filmleri sinemada izlemek isterdiniz? Pixar'ın Soul'u mesela hemen akla gelen filmlerden biri. Yorumlara yazın. Birlikte konuşmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Gene unuttum. Night Online takip et. Hocam filmlerimi sıçarken izlersin istemiyorum ya.